soru soruyor sallallahu aleyhi ve sellem. O sorulardan birisi de, bu gece rüya gören var mı? İbni Ömer diyor ki radıyallahu anhuma, Resulullah bu soruyu soruyor. Birileri de kalkıp ben bu gece şöyle bir rüya gördüm, rüyasını anlatıyor. Ben de rüya görmüyorum. Görmediğim için de üzülüyorum ve dua ediyorum Rabbime. Ya Rabbi diyorum, bana da güzel rüyalar göster ki ben de Resulullah'a anlatayım ve ondan tabir alayım. Ve bir gece görüyor. Kendisini cennette görüyor. Bir tane kilimin üzerinde, siz ona uçan halı deyin ki ben öyle diyeyim anlaşılsın. Bir kilimin üzerine oturmuş cennette, oradan oraya uçup duruyor. Sabah kalkıyor o heyecanla. Resulullah'a doğru giderken ayaklarının bağı birden çözülüyor. Utanıyor Resulullah'a anlatmaya. En iyisi diyor ablam Hafsa'ya anlatayım, o tabir ettirsin. Varıyor ablasının yanına, peygamber evinin sultanlarındandır biliyorsunuz. Anlatıyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam rüyayı duyunca seviniyor. Abdullah ne güzel bir gençtir ama keşke gece namazı kılsa. Tabir böyledir. Ne anladınız bundan? Anlamış olmanız lazım. Gece namazı insanı cennette uçuran halıdır. Cennete girmek ayrı bir şey, böyle bir mükafata ermek de ayrı bir şeydir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de böyle bir müjdeyi veriyor. Bu haber ulaşıyor İbni Ömer'e. Abdullah İbni Ömer o günden sonra hayatında hiç gece namazını çıkarmıyor. Onun talebesidir. İmam Malik'in de hocasıdır. Başımızın da tacıdır. İmam Nafi diyor ki ben yıllar yılı onun yanındaydım. Bir gecesini ben onun ibadetsiz görmedim.